Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu, memnuniyetini yaşıyoruz. Tabii ki bugün de yerelden yönetimler programıyla sizlerin karşısında olacağız. Zira ulusça topyekün bir kalkınmanın yerelde sağlıklı ve uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlar yapmakla mümkün olduğunu sık sık programlarımızda vurgulamaya çalışıyoruz. Ve bugün de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle 2014 yılı yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsünü kazanmasıyla çok daha stratejik, çok daha değerli, çok daha anlamlı hale gelen bir dairesini, insan kaynakları ve eğitim dairesini daha yakından tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız sizlere. Ve tabii ki bunu yaparken de en yetkili ismi, birinci ağzı bu ekranlardan sizlerle buluşturuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz'la birlikteyiz. Değerli başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba. Ülkemizin, bölgemizin ve kentimizin tabii ki genç nüfusunu da ön plana çıkardığımızda hem nicelik olarak hem nitelik olarak potansiyeli güçlü, sağlam, sağlıklı bir insan kaynağından söz etmek mümkün. Bu insan kaynağını doğru tespitlerle yine planlı projeli, geleceğe dönük vizyonu olan eğitimlerle beslediğiniz sürece de herhalde hizmeti çok daha üst noktalara taşımak, hizmette kaliteyi artırmak işten bile olmayacaktır. Evet. Sanıyorum belediyede de daire aslında bu gereksinimden yola çıkılarak kuruldu ama biz hangi temel dayanaklar üzerine bu yatırım yapıldı? İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi neden oluşturuldu? Doğrusu sizden başlayarak bu sohbete başlamayı çok uygun buluyoruz. Teşekkür ederim. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı hem özel sektörü hem kamu sektörde dairelerin, kurumların, işletmelerin temel ana taşlarından, faktörlerinden birisidir. Belediyelerde de İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı'nın zorunlu kurulması gerektiği olan bir daire başkanlığı görevidir. Adı üzerinde insanlar temel konusu, sermayesi insandır. Tabii ki. Ki insanla uğraşır. İnsanların hem eğitimi hem işe alınması hem de yerel yönetimlerin daha başarılı olması için, yerel yönetimlerde daha iyi hizmet götürebilmek için, halk memnuniyeti için, halkın memnun olması için mutlaka bu daire başkanlığının iyi bir şekilde kurulmuş, organize edilmiş olması. Çünkü güzel hizmet, halk memnuniyeti güzel hizmetlerle olur. Güzel hizmetlerde eğitilmiş ve kaliteli, kalifiyeli personel olur. Onun için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ister özel sektör, ister kamu sektörü, demin söylediğim gibi en önemli daire başkanlıkları arasındadır. Belediyemizde yine norm kadrolu esaslar çerçevesinde biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi 30 Mart 2014 tarihinde kurulmuştur. Doğru. İlk kurulan daire başkanlıklarından biridir. Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla görevleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın belirlenmiştir. Ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı aynı yıl içerisinde ilk kurulan dairesi başkanı. Çünkü burası olmadan diğer dairelerin olması mümkün değil. Temeli teşkil ediyor insan gücü. Orada ise diğer daireleri besleyen, orayı yerleştiren bir daire başkanlığı durumundadır. Haklısınız. Teşekkür ederim. Tabii ki şimdi daire başkanlığını biraz daha yakından tanıyabilmek için özellikle hangi görevleri yürüttüğünü, evet, bu görevleri ifa ederken nasıl bir temel strateji izlediğini ve bu stratejiyi de hangi temel dinamikler üzerine kurduğunu anlarsak daha yine bilgiye dayalı bir sağlıklı yapı oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum. Daire başkanlığının görev ve yetkileri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmiş bir yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre yürüttüğü ana görevler başlıyor bizim yönetmeliğimizde. Belediye personelinin kadro düzenlemesi, teşkilatlanma, birim oluşturma işlemleri yapmak. Yani tüm birimlerin oluşturulması, hı-hı, diğer personellerin ki biliyorsunuz bir çeşitli statüde personeller vardı. Memur, işçi, doğru, sözleşmeli, hizmet alımı personeli, atama, yer değiştirme, emekliyete, özlük hakları ve parasal tüm haklarıyla ilgili işlemlerini takip ederiz. Bunlar takip ederken, yaparken personel liyakat, kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet ihtiyaçlarının planlamasını yapar. Bu çerçevede personelin yer değiştirmesi, görevde yükselmesine ilişkin esas usulleri düzenleriz. Personel ihtiyacını tespit etmek için personel kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanması sağlanır. En önemli şey personel ihtiyaçlarını tespit ederken personel kaynaklı mevcut kaynakların en iyi verimli bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Birimleri en az bütçeye yük getirecek şekilde oluşturmak, bütçeye daha fazla yük getirmeden
çok önemli bir nokta. Çok önemli. Yani bütün yük getirmeden ciddi bir planlama gerektiriyor değil mi? Ciddi bir planlama evet. gerekiyor ve günübirlik politikalarla değil gelecek politikalarla daha sürdürülebilir, sürdürülebilir evet. politikalar geliştirmek. Ayrıca yine bu personelde kurum aidiyeti duygusunu geliştirmektir. Bu çok önemli. Biri, belki kurum tek başta bir program konusu bile olabilir değil mi? Kurum evet, aidiyeti evet, konusu. Kurum aidiyeti konusunu evet. geliştirmek. Bunun içinde hizmetçi eğitimler, personel eğitimi, motivasyonu, personeli gönüllülük esasına göre çalıştırma esaslarını da falan ve belediye başkanımızın verilmiş olduğu görev alanındaki işlemleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Tabii bunun bütün kırtasiye işlerini yanlışlarını İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı yapmıştır. Daire başkanlığımız içerisinde 4 ana müdürlük vardır. Memur şube müdürlüğü. Bodru tahakkuk, sadece memur personelini takip ederiz, işlemlerini takip ederiz. Belediyemizde şu anda 535 civarında memur personel bulunmaktadır. Yine bunun yanında tüm personelin maaşlarının yapıldığı Bodru ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü, çünkü belediyenin esas giderlerinin burası şeyler. Fakat biz burada ben şunu özellikle söyleyebilirim ki, bizim personel giderlerimiz diğer büyükşehir belediyelerine göre daha azdır. Sebebine gelince hakikaten nasıl sağlıyorsunuz kaliteli bunu? Personel alıyoruz ve evet. verimli personel verimli çalıştırıyoruz. Gönüllülük esasında eğitimlerine önem veriyoruz. Tasarruf bilinci de tabii ki yüksek. Tasarruf bilinci de aldığımız personel olduğu gibi bırakmıyoruz, eğitiyoruz. Çok güzel. Bunun için eğitim şube müdürlüğü kurduk. Evet. Ayrıca işçi şube müdürlüğü tabii. bunun içerisinde sizlerin hepsinin yer aldığı bizim hizmet alım elemanlarımız bunların özlük haklarını takip edildiği bir daire müdürlüğü var. 4 tane ana şube müdürlüğü kurulmuştur. Ve insan kaynaklarının efendim nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi amaçlamaktadır. Yani niteliği gelişmeli insan kaynakları ve personel belediye verimli olması mümkün değildir. İnsan kaynakları politikamızın temel amacı yürütmekte olduğu hizmetlerin verim ve kalitesini sağlayacak personel seçimi. Personel seçerken Hangi kriterler üzerinde durduğuna bakalım isterseniz. Bakarız. Bunların evet. görevlendirilmesi, bu personelin niteliklerinin geliştirilmesi, motivasyon verimliliklerinin artırılmasını sağlayıcı uygulamaları hayata geçirmekteyiz. Evet. Bu şekilde de ve hizmetlerimiz çok güzel de yürütülmektedir. Ben nitelik ve nicelik açısından şöyle bir diğer belediyelerle karşılaştırdığımda... Bir mukayese yapabiliriz aslında. Karşılaştırdığımda... Evet. Evet. Personel sayısı açısından diğer belediyelerin çok altında çalışıyor. Ama yani Türkiye'deki diğer büyükşehir belediyeleriyle kıyaslıyoruz çok altında ama evet. hizmette verimlilik açısından onların çok çok üzerinde. Çok buna çok. Da birazdan geleceğiz aslında. Biraz da eğitimi açmaya evet, başladığımızda aslında eğitim o konuya eğitim konusuna girelim. Değil mi? Burada nasıl böyle olduğunu nasıl daha net anlamış olacağız. Evet. Gelmiş olacağız. Evet. İsterseniz o zaman eğitime geçmeden önce personel durumundan bir bahsedelim. Az önce şöyle rakamları şöyle hızlıca verdiniz ama biraz daha açalım. Evet. Nasıl bir personel yapılanması var? Büyükşehir Belediye'mizin kendi evet. kurumsal şeması içerisinde Sayın evet. Başkanım. Şimdi maalesef Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi, Maske Genel Müdürlüğü, Siflaş, Manolaş, Besot şirketlerimiz olmak üzere çeşitli birimlerle oluşmaktadır. Doğru. Büyükşehir Belediye'mizi de 4655 personel istihdam edilmekte. Bu personelin 2909'u hizmet alımı. Güvenlik 270'i güvenlik personelimiz. 190 ilaçlama personelimiz. 59 ayrıca bir hizmet alımımız. Ayrıca öğretmen mabemlerimiz vardı. Burada tabii. 393 öğretmenimiz görev yapmaktadır. İşçi kadrosunda 106, sözleşmeli memur kadrosunda 203 olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin sadece kendi bünyesindeki şirketler haricinde 4655. Bunun yanında MASK Genel Müdürlüğü'ne 1682 ve yine Manolaş'ta 50, Siflaş'ta 11, toplam 6398 personelle maalesef Büyükşehir Belediyesi yan birimlerle beraber. 6398 çok çarpıcı bir rakam çarpıcı değil mi bir rakam. Değerli başkanım? Çarpıcı bir rakam. Evet. Manisa'daki en büyük bir işverenlerden biri durumundadır. Çünkü 17 ilçe biliyorsun Manisa nüfusu çok kalabalık. 17 tabii. ilçe. Merkezle vermek, birlikte toplam 17 ilçe. 17 ilçe vermek. Evet. Köyünden kasabasına her türlü belli hizmetini vermek daha şey değildir. Bugün İzmir'in ve diğer şehirlerin, Denizli'nin, Aydın'ın personeline baktığımızda azdır ama şu rakam çok gibi gözüküyor. Daha fazla fakat en kaliteli hizmeti bunların tabii. yanında biz aslında şöyle deriz. Rakam şunu da gösteriyor. Yani hem vizyonunuzun ne kadar geniş olduğunu
hem misyonunuzun ne kadar aslında size önemli sorumluluklar yüklediğini, evet, hem de her geçen gün biraz daha fazla değişen, gelişen, büyüyen kentin ve kentlinin ihtiyaçlarının da ne kadar arttığını gösteriyor. Çünkü evet, siz nitelikli hizmetler vermeye başladıkça tabii ki halk da yerel yönetimler anlamında daha fazla bilinçleniyor. Öyle olunca çıta çok daha yükseğe çıkıyor. Beklentiler artıyor. Beklentiler artınca sizin daha fazla nitelikli personele ve daha çok çalışana ihtiyacınız oluyor. Aslında bu böyle bir sağlıklı bir döngüyü de beraberinde getiriyor. En basit örneği değil mi burası? Web TV. Televizyon yatırımı. Düne kadar yoktu. Bunun yatırımı, yatırımını buradaki personel almaz. Tabii bunlar tabii hizmet demek. Bir vizyondur aynı zamanda. Vizyondur. Aynı, evet, zamanda vizyondur. Evet. Bunların geliştirilmesi, edilmesi. Bu personellerimizin bizim en çok dikkat ettiğimiz konuların bir tanesi. Bunların bakın eğitim durumları. Eğitim durumları. Biz personel alırken nereye, evet, dikkat ediyoruz? Memur, sözleşme, her türlü personel alırız. Bizim 6.398 personelden, 6.398 personelden, bakın rakamları vereyim. Evet. Bizim ilköğretim mezunu çok az bir personelimiz vardır. İlkokul mezunu. Evet. 103 personel. 103. Bunlar sadece hizmetlerde çalışan, temizlik hizmetlerde çalışan. Lise mezunu 215. Ön lisans, yüksekokul mezunu, yüksekokul mezunu. Diğer kalanlar hep yüksekokul mezunu. Doğrudur. Onun için biz nitelikli personele ihtiyaç gösteririz. Bizim buraya gelen personelimizin birçoğu, yani 215 lise 103 ilköğretim çıkarttıktan sonra geri kalan yüksekokul mezunu 2 yıllık, 4 yıllık olmak üzere. Evet. Hatta bunun içerisinde yüksek lisans doktor personelimiz, doktora yapan çalışanlarımız da vardır. Evet. Bu da niteliğimizin, niceliğimizin iyi bir şekilde geliştiğini göstermektir. Bir de son yıllarda benim de araştırmalarım sonucu karşıma çıkan bir gerçek var. Sürekli yüksek tahsil görmüş personelin sayısında bir artış, evet, var. Değil mi başkanım? Ve şöyle düşünecek olursak, yani 2015 yılında %33 iken bu oran, bir, evet, oran, evet, 2016 yılında bizim hatta bu performans kitapçığımızda da vardı. Hı-hı. 2000 Hı-hı. performans kitapçığımız için Türkiye'yi yayınladığımız ve resmi olarak ilan ettiğimiz rakamlarda var. Bu oran %58'e çıkmıştır. Neredeyse değil mi? Yarısından çok daha yarıyı fazla geçmişti, yarıyı geçmişti. Bir oran. Evet. Ve bizim hakikaten zannediyorum Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri içerisinde de baktığımızda yine yüksek öğrenim, yüksek tahsil oranı en yüksek belediyelerden biridir. Evet. Kesinlikle bunda kesinlikle, evet, iddia ediyorum. Gurur duyulacak da bir özellik. Kesinlikle iddia, evet, ediyorum. Tabii bu da belediyemiz için güzel bir gelişme. Hizmetin verimliliğinin daha güzel olması için güzel bir gelişme. Evet. Şimdi bu rakamların üzerinde önümüzdeki programlarda daha ağırlıklı dururuz. Bugün şöyle bir en azından giriş yapmış olduk. Sevgili seyircilerimize hatırlatmış olduk ama arkadaşlarımız görselleri de paylaşmaya başladılar bir yandan. Orada hizmet içi eğitimleri görüyoruz. Evet. Sizin de en fazla üzerine hassasiyet, evet, gösterdiğiniz, evet, özendiğiniz noktalardan biri olduğunu biliyorum. Evet. Gerçekten de bir kurumda, özellikle bir kamu kurumunda hizmet içi eğitimleri daha fazla geliştirmek, günün, çağın gereklerini yerine getirmek, personelin de burada herhalde eğitim talepleri göz önünde, evet, bulunduruluyor. Anketler, evet, yapıyorsunuz bildiğim, evet, kadarıyla. Hangi konularda daha fazla kişisel gelişimde kendinizi, evet, göstermek istiyorsunuz dediğimizde ne tarz eğitimler veriyorsunuz diye sorsam değerli başkanım size. Ben bu konuya şöyle başlayayım. Buyurun. Ben şu konuda kesin iddialıyım. Türkiye'de belediyeler içerisinde 2014 yılında kurulmamıza rağmen, evet, 30-40 yıllık büyükşehir, 20 yıllık büyükşehir olan büyükşehir belediyelerine rağmen eğitimde en iyi durumda olduğumda inanıyorum ve iddia da ediyorum. Evet. Çünkü benim hayatım bu eğitimin içinde geçti. Doğru, siz bir eğitimcisiniz zaten. Evet, benim hayatım bu eğitim içinde geçti. Evet. Bu konuda iddialıyım. Ne yaptık bu konuda? Önce hemen kendi bazımızda personel eğitimine, eğitim ihtiyaçlarını belirledik. Nasıl belirledik eğitim ihtiyaçlarını? Her yıl, sene başında biz bu büyükşehirde anket yaparız. Personel belirleriz ki, ne tür eğitimler istiyoruz? Onların talepleri ne? Bunu talepleriniz de. Doğru. 6.000 personel nedir? Teker teker taleplerini bir ay boyunca değerlendiririz. Bu eğitimlere giderken hangi hususlara dikkat edeceğiz? Nasıl bir eğitim vereceğiz? Kimlerden alacağız? Eğitmenleri kimlerden alacağız? Hangi kurumlardan alacağız? Evet. Ve bu sene Celal Bayar Üniversitesi'nden bizim yaptığımız eğitimlerin tamamı Celal Bayar Üniversitesi'nden profesör, akademisyenlerle yaptık. Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında çok ciddi bir kurumsal işbirliği var. Bu işbirliği çerçevesinde, evet, eğitimleri veren öğretim görevlilerimiz buranın öğretim elemanları. Profesör, doçent düzeyinde eğitimi. Bugüne kadar aldığımız eğitimler tamamen bunlardandı. Ve hemen hemen tüm personel eğitimden geçmişti, devam etmektedir. Şimdi Manisa merkezi bitirdik ilçelerde. Çok güzel. Önümüzde hemen Turgutlu, Aksar ilçelerinde yaptık. Diğer ilçelerin hepsinde de bu akademisyenlerimize eğitim yapacağız.
yaptığımız eğitimlerin kalitesi açısından düşünecek olursak kalitesi açısından ben şuna kesin iddialıyım. Yani bu konuda hiç kimseye mütevazı olmama gerek yok. Türkiye'de bu televizyonları gördüğünüz eğitimlerin içerisinde onlardan eksiği yoktur, fazlası vardır. Ne güzel. Personel özellikle hizmet içi eğitimde daha çok hangi alanlarda kendisini geliştirmek istiyor? Tabii biz burada bu en çok anketlerde şöyle bir sonuç, şunları ankette değerlendir. Hangi konulara eğitim veriyor? Bu hocalar niye eğitim veriyor? Mesela geçen geldiğimizde işte Manisa Cevabı Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Ramazan Bey. Efendim yine sürekli eğitim merkezi müdürümüz. Yine Cevabı Üniversitesi'nin akademisyenlerine aldığımız eğitimler şudur. Bizim neydi lazım? Manisa Büyükşehir, insan Büyükşehir'in personeli, önce Büyükşehir personeli aidiyet duygusunu geliştirmek için personel motivasyonu başta aldığımız. Yani bizim personelimiz kurumunu sever, işini sever, bildiğimiz severse, onu özel yaşamında da temsil gelişirse, eder. Özel yaşamında temsil eder, bildiğimiz en iyi temsil etmek için, bildiği aidiyet, kurumsal eğitimler dediğimiz, bildiği aidiyet duygusunu geliştirmek için personel motivasyonu. Yeri eğitim. Gelmişken ben merak ettiğim için soruyorum değerli başkanım. Tabii böylesine büyük kurumlarda ciddi çalışan sayısı olan son derece önemli bir hizmet ağı olan kurum ve kuruluşlarda personelin kurumsal aidiyeti hissetmesi bir süreçtir. Evet. Zaman alır. Evet. Bugünden yarına olacak bir şey değildir. Kuşkusuz personele yapılan yatırımın da karşılığıdır biraz. Dolayısıyla bu motivasyonu yüksekte tutabilmek için, hep yukarı taşıyabilmek için bu eğitimlerde şöyle birkaç belki anekdot paylaşırsanız, birkaç örnek paylaşırsanız personele neler anlatılır? Nasıl bir eğitim verilir? Evet. Bu eğitimlerde personel kurumunun nasıl davranması, nasıl olması lazım? Nereye dikkat etmesi lazım? Nezaket protokol, nezaket kuralları nedir? Çünkü belediyenin önemli görevleri halka hizmettir. Doğru. Ve halkta yüz yüze yapılmış. Halkla yüz yüze yapılmış. Evet. Öyleyse nezaket kuralları eğitimi. Yine belediye mesleği stresli bir meslektir. Bu stres mesleği, bu stresi en aza indirmek için evet. Stres eğitimi. Çok güzel. Çağın en önemli sorunlarından biri değil mi? Çağın en önemli sorunlarından birisidir. Bu konuda onunla başa çıkmanın artık bilimsel yolları var. Evet, eğitimimiz bu konuda dikkat edersin. Melih Gülova denen hanımefendi tarafından bu işler eğitimler bize devamlı verilmektedir. Ve gerçekten bu eğitimler güzel bir eğitimler olmaktadır. Ve stres eğitimine ve ilçelerde olsun, burada olsun, hatta yaptığımız eğitimlerin devamını tüm personelimiz tekrar istemektedir. Hı hı. Ve bunu da yaptık da işte. Ve bizim eğitimdiğimiz bir sefer eğitimimiz personel 200-300 kişiyi bir anda bulmak çok büyük talep görüyor. Tabii. Bunun için eğitim salonlarımız da yeterli evet, olması eğitim lazım. Evet, eğitim salonlarımız fiziki teçhizatımızın yeterli o konuda olması lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü kaynağı sunuyor, imkanı sunuyor. Her türlü kaynağı sunuyor. O çok önemli. Bu konuda kaldırıp da bizim şuyumuz yok, buyumuz yok, herhangi bir mazeret altında sığınamayız. Bir personelimiz de sığınamaz. Buyurun. Bize konferans salonu sayısı, Besot'un oradaki çok şahane bir konferans salonu. Kesinlikle öyle. Kültür sitesindeki, Laleli'deki konferans salonu, Türkiye standartları. Manisa bu anlamda en zengin zaten. En zengin. Yani Türkiye standartlarının üzerindeki Manisa rahatlıkla cevap vermektedir. Bu konu ilçelerde, örneğin Alaşehir'e gittiğimizde, gençlik merkezimize 300 kişi konferans salonumuz vardı. Burada ilçenin de ihtiyacını, bizim de ihtiyacını karşılamaktadır. Böyle olunca işte bu personelimizin eğitimini burada yapmaktadır. Bu eğitimlerde, genellikle bu eğitimlerde işi nasıl sevmek, ne yapması lazım, halkı nasıl memnun etmesi lazım, bizim eşit halk memnun etmesi. Her yaş grubuyla nasıl bir iletişim kurmak gerekiyor, çocukla çocuk, bununla ilgili yaşlı hocam, yaşlı, gerçekten yani şu ben onu diyorum, her yere gittiğimde şunu örnek veriyorum, televizyonlarda sabahlara kadar açık oturumlar görüyorsun. Evet. Bizim yaptığımız eğitimler onlardan artısı eksisi yoktur, fazlası vardır. Ki daha insana hocalar, dokunan, daha insan odaklı değil mi? Çok hocalarımız, akademik değil belki. Evet. Bizim hocalarımız gerçekten bu konuda kendini iyi yetiştirmiş, Manisa'ya hizmet etmek isteyen, faydalı olmak isteyen, Manisa'yı geliştirmek isteyen bu düşünceyle, ruhuyla hareket eden insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir Celal Bayar Üniversitesi'nden akademisyen, profesör düzeyinde bir hocamızı arıyoruz, Demirci'ye götürüyor. Demirci'ye eğitim verdiriyor. Onlar da çok büyük bir keyif alıyorlar. Onlar bu eğitimlerden eminim. Herkes onlar da keyif alıyorlar. Oradaki bir profesörü onları ayağına götürmek, oradaki personelin ayağına götürmek, onlar da keyif alıyorlar. Aslında hayatımda ilk defa aldığı bir eğitim. Hemen değerli başkanım, belki şunu da vurgulamakta yarar var. Siz çok güzel özetliyorsunuz gerçekten. Çok da güzel ifade ediyorsunuz bildiklerinizi. Bu benim için de büyük bir şans. Kuşkusuz personelin kurum içi eğitimleriyle aidiyetini ve motivasyonunu yükselttiği gibi bu tarz çalışmalar. Aynı zamanda verdiğiniz örnek aklıma şunu getiriyor. Celal Bayar Üniversitesi'nden akademik kariyeri son derece görkemli olan, kendisini çok çok iyi yetiştirmiş bir
profesör doktor unvanına kadar yükselmiş evet. değerli hocamızı alıp Demirci'deki bir Ayşe ninemizin ya da evet. işte Gördes'teki bir Mehmet amcamızın yanına götürmek, evet. Onunla buluşturmak, birebir ona soru yüz yüze soru sorabileceği bir ortamı yaratmak hem eğitmen için keyifli, hem bu eğitimi alanlar için keyifli, hem de aslında o ilçelerde yaşayanların kentlilik bilincini, Manisalı bilincini yukarıya taşımak açısından da ben çok yararlı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Eğitim zaten uzun vadeli iş. Siz herhalde uzun vadede evet. bunun meyvelerini evet, toplamaya başlarsınız. Tabii mutlaka. Mutlaka eğitimin yani kısa 3 gün sonuç alınacak değil. Uzun vadeli bir iş olduğuna. Yani sadece bizim eğitimimiz bunlarla bitmiyor. Personel motivasyon stres. Bizim ihtisas eğitimleri, bizim bilgi eğitimleri. Tabii. Örneğin yaşlı bakım hizmetleri. Tabii. Bunlara eğitimleri nereden kime eğittirdik? Cerrahpaşa Üniversitesi Profesör Doktor Turan Yazar'a eğittirdik personelleri. Bunlardan eğitim alıyoruz. Yani istihdam bilgi eğitimlerine. Örneğin önümüzdeki günlerde yine gelecek günlerde yaptığımız ihale eğitimleri. Diğer tüm eğitimleri bu kişilere yaptık. Personelin gelişmesi için, personelin daha kaliteli olması için, bilgili olması için bütün eğitimlerin, akademik eğitimlerin tamamını almakta ve tamamını aldırmakta. Ve şunu da iddialıyım ki 30 Mart 2014 kuruluş aşaması 15, 16, 17 yılında üçüncü yılımız olmamıza rağmen. Evet. Yani ben diğer Türk belediyeleri eğitimine de bakıyorum. Diğer belediyeler çok büyük miktarlar ödeyerek sıradan piyasadan kişiler de çağırarak belki onu ama eğitimden aldırmaya çalışıyor. Evet. Ama Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yarışı kendisiyle gibi olmaya kendisiyle, başlamış artık. Kendisiyle. Tabii diğerleri yarış kabul ettiğinde akademik eğitim, akademisyen evet. eğitim. Evet. Yani bunu mümkün değildir yani. Ve bunları ödediğimiz hemen hemen ücret çok büyük bir makyaj. Söylemekten de utanç yani söylemiyorum. Çok büyük bir masraflar. Aslında bir yandan da gurur duymak lazım. Evet, o insanların evet. ne kadar yine değil mi ülkesini seven, vatanını seven insanlar olduğunu gösteriyor. Şunu demek dedi. Bizim burada başka derdimiz para değil. Tabii. Belediye kamu hizmeti yapıyoruz. Kamu hizmeti yapmak. Evet. Kesinlikle biz para istiyoruz. Ama biz de yine nedir şey etmek için. Bu güzel bir şeydir. Hoşuma gitmektedir. Böyle üniversiteyle, halkla bütünleşmesi, böyle eğitimler vermesi. Halk eğitimlere başlayacağız. Halk tabii. eğitimleri bunun yanında adı şey. Demirci'ye bir hocamızı götürüp de, Selen'de bir hocamızı götürüp de bunun birebir eğitim veriyor. Birebir anlatımı. Hatta bunun yanında biz şunu da yapmaktayız. İlçelere gittiğimizde ilçenin kaymakamlığının personelini, ilçedeki belediyenin personelini davet etmektedir. Sadece biz burada eğitim yaparken kendi büyükşehir personelimizi kastetmiyoruz. Yer imkanı davet ediyoruz. Belediyenin tüm personeli, diğer belediyelerin, ilçedeki belediye personeli geldi. Paylaşımcı da bir paylaşımcı olsun. Bakış sergileniyor. Kaymakamlığın tüm personeli, ne kadar devlet memuru veya personeli varsa tamamı gelsin. Bunları da alıyoruz. Halktan alanlar gelsin bizim personel, yani biz gurur duyuyoruz bu eğitimlerimize. Ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Oradan çıktığımızda, eğitimden çıktığımızda oradaki personel ve vatandaşın gelip de orada bir teşekkür etmesi, memnuniyetini belirtmesi. Herhalde bütün yorgunluğu da değil mi? Alıyor. Alıyor. Bütün hocalarımız da mutlu oluyor. Hani evet. Aksa'da bir eğitim dedim. Eğitim o gün yağmurlu bir gündeydi. Bir baktım kurs bitti, millet gitmiyor. Hayır oynuyoruz. Biz hocamız, biz hayatımızda gördüğümüz en güzel eğitim. Lütfen hocalarımızı bir fotoğraf çektiriyoruz başkanımıza. Ne güzel, doyamamışlar belli ki. Tabii doyamamışlar. Evet. Ama tabii bunlar devam ediyor. Daha iyisini yapmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları araştırıyoruz. Yeterli evet. değil. Eksiklerimiz varsa anketlerle bunları tespit ediyoruz. Ve bunları yapacağız. Ve şu anda hemen hemen büyük şey 6000 personelin bu şu anda bizim en son rakamları benim aldığım rakamları 2016 yılında 4173 personeli bulmuştuk eğitim aldırdığımız. Az bir rakam değil. 4000 gerçekten önemli bir rakam. 2017 evet. yılının daha 6 ayını doldurmadan 2000 personeli açtık. Daha en azından belli ki çok daha yükseğe çıkıyor yükseğe burada. Çıkacağız. Biz burada bu hedef. Sene personel bir kere mutlaka her personel eğitimi aldırıp bu diğer eğitimlerimize geçeceğiz. Her konuda hatta TV konusunda olsun, her konuda olsun bu konuda gerekli iletişimini sağlayacağız, evet. sağlamaktayız. İlerleyen programlarımızda değerli eğitmenlerimizden, hocalarımızdan birini de yanımıza alırız. Çok mutlu oluruz. Çok bence mutlu çok güzel olur. Hem onu da evet. Manisalılarla bu ekrandan buluşturma, tanıştırma şansına sahip oluruz. Hem de burada bize böyle küçük bilgiler de vererek yine bizim de vizyonumuzun gelişmesine sonra beraber yapalım inşallah hep birlikte. Bu eğitimi beraberce sağlar. Çok olumlu olacağını, şey. Olumlu sonuçlar olur. vereceğini düşünüyorum. İnşallah. Çünkü ulaştığımız alan çok daha geniş. Evet, tabii, ulaştığımız alan. Tabii. Bir anda bir halkımızda yüz yüze geleceğiz. 400 kişi burada bütün halkla, herkese, vatan, Türkiye ile Web TV üzerinden yüz yüze gelir. Bu da güzel bir şey. Bence de onları yapalım değerli İnşallah başkanım. İnşallah yapacağız. Şimdi tabii son olarak gelecek vizyonumuza da geçelim. Sadece eğitimlerde değil. Sadece evet. insan kaynaklarında da değil. Yani aklınıza gelecek aslında tüm bu hizmetlerde sizin de kendi
bulunduğunuz noktadan, açıdan, pencereden bakıldığında bir gelecek vizyonunuz ve ortaya koyduğunuz hedefler olacak. Biraz da uzun vadeli hedeflere burada bakarak bugünkü bu güzel sohbeti noktalayalım değerli başkanım. Evet, teşekkür ederim. Benim esas, bizim esas düşüncemiz, insan kaynaklarının düşüncesi şudur. Tabii bize bütün bu direktifler Sayın Belediye Başkanımızın sağladığı onun liderliğinde geliyor bu çalışmalar. Evet. O bize her türlü imkan sağlıyor. Hani bugün ben şu diyecektim, kesinlikle bunu diyemeyiz. Hiçbir zaman demedik de diyemeyiz. Yani her türlü imkan bize sağlanıyor. Bunun sadece çerçevesinde en büyük başkanımız ve bizim üzerinde durduğumuz demesi kurumsal kültür, aidiyetle yüksün gelecek. Evet. Yani belediyenin her personeli, ben bu belediyeye niye çalışıyorum diye, iyi ki çalışıyorum. Evet. Bu belediye per işimi seviyorum. Kurumumu halka seviyorum. Hizmet etmekten halka son derece memnunum. Memnunum. Bunu yapmak çünkü bizim asıl görevimiz halk memnuniyetidir. Tabii ki. Halkı memnun edebilmek için, halkı memnun edebilmek için personeli eğitmek, bilgilendirmek, personeli memnun etmek lazım. Personeli memnun etmeliyiz de memnun olmayan, mutlu olmayan bir personeli başkasını da mutlu edemez. Başkasını mutlu etmesi mümkün değil. Tabii. Biz öncelikle tabii ortak akıl kullanarak bir duygusunu, aidiyet duygusunu geliştirerek personelimizi verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Ve personel istihdamında, mutlaka belli bir kriterler arıyoruz. Evet. Adama göre iş değil, işe göre adam politikasını gidiyoruz. Çok eğer güzel. Hangi alan neye ihtiyacımız var? Bunlar kamunun buna çok ihtiyacı var. Kamunun buna çok ihtiyacı var. Bildiğimiz buna çok ihtiyacı var. Evet. Bildiğimiz buna dikkat ediyoruz. Evet. Yani laf olsun, iş olsun diye onun bunun hatırı için biz personel almayız. Eğer ihtiyaç ise, yapılacak ise öyle alırız. Ve mesela bütün birimler tespit ederken bu konu hangi personel, nasıl bir özellikteki personel ihtiyacımız var? Çok hassasiyet, titizlikle duruluyor bunun üzerinde. Vatandaşa biliyorum. Nasıl hizmet edebiliriz? Nasıl vatandaş memnun edebiliriz? Hangi personeli memnun edebiliriz? Bunun için öncelikle biz bununla uğraşırız ve bununla çalışırız. Müşteri memnuniyet dediğimiz, halk memnuniyet dediğimiz bu olaylar. Tabii personel memnuniyeti demin söyledim. Çalışarak personelin verimliliğini ve bilgisini artırmak, bu alanda hizmetçi eğitimler yaparak bunları geliştirmek ve mevcut bilgilerin daha üst seviyelere çalıştırmak için ve hizmetle ilgisini en üst düzeye çıkarıp ödevleri, görevli, yetki ve sorumluluklar konusunda yetişmesini sağlamak bizim başta görevimizdir. Evet, ne güzel anlattınız. Son olarak isterseniz noktalamadan önce Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonunda böyle bir yayına çıkmak, çalışmalarınızı anlatmak, hizmetlerinizden bahsetmek, Manisalı'yla yurdumuzun güzel her köşesindeki yurttaşlarımızla yüz yüze gelmek sizin için ne ifade etti? Hangi duyguları şu anda yaşattı size? İsterseniz öyle güzel bir tatlı bir kapanış yapalım. Öncelikle bize, bana dairemi tanıtmak için verdiğiniz bu imkan için Sayın Belediye Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz halk için varız, personel için varız. İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı halk memnuniyeti için personel için var. Onların ekonomik, maddi, özlük durumu iyileştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Bugünden daha güzel olacak. Amacımız, hedefimiz, derdimiz budur. Herkese mutlulukla teşekkür ediyorum. Emin adımlarla geleceğe koşuyoruz. Tabii bu da uzun vadeli eğitim yatırımları. Eğitim yatırımlar ki onların üzerinde. Zaten o konuda yani o konuda hiç tavizimiz olmadığını biliyorum. Tavizimiz olmadığını kesinlikle. Ne kadar güzel. Sizi tanımış olmaktan biz de büyük bir keyif ve memnuniyet duyduk. Değerli başkanım. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı şahsınızda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah nice programlarda bunların keyfini, memnuniyetini sevgili seyircilerimizle paylaşacağımız randevular verelim birbirimize. Kolaylıklar ve iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, Yerelden Yönetim programımızın adı. Zira yerelden güçlü bir yönetim kuşkusuz ki topyekün kalkınmanın olmazsa olmaz dayanaklarından biri. Hele hele nitelikli bir insan gücüne sahipseniz, hele hele o niteliği her geçen gün daha fazla arttıracak, yükseltecek vizyonu olan sürdürülebilir eğitimleri de gerçekleştirebiliyorsanız artık peşinden hizmetin çok daha kaliteli bir noktaya gelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktur. İşte Manisa Büyükşehir Belediye'mizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'nin başındaki kişi, lideri Muzaffer Şaşmaz bir eğitimci kimliğiyle bize o kadar güzel anlattı ki sanki bu daireyi uzun yıllardır tanıyormuş gibi hissettik kendimizi. Ümit ediyoruz aynı duygulara sizler de kapılmışsınızdır. Buna inanıyoruz aynı zamanda. Bir başka Yerelden Yönetimler programında bakalım koltukta kim olacak, yanımıza kimi alacağız ve hangi daireyi geniş bir açıyla sizlerin bilgisine, beğenisine sunacağız. Görüşebilmek dileğiyle hepinize sağlıklı yaşayacağınız, nitelikli eğitimlerle buluşacağınız günler diliyoruz. Hoşçakalın.